Çok sevebileceğimiz bütün Türkiye'de ve dünyada sayılı kentlerden biri olması için hep beraber çaba, gayret sarf ediyoruz. Rossus Antik Kent bir önceki dönemde başlanmış, daha sonra bitirdiğimiz bir Arsuz'un tanıtımını ve güzelleştiren bir projesidir. Bu sonuna geldik. Bu kürsüden hakikaten duygulanarak sesleniyorum size. Yıllarca hayalini kurduğumuz Arsuz'un turistik ve kültürel değerlerinin, denizinin, güzel kumsallarının, tarihinin ön plana çıkmasını ve burayı bir turizm şehri haline getirmeyi hayal ettik. Ve bu sokakta yapılan bu çalışmaya emeği geçen Sayın Kaymakamımıza, Sayın Belediye Başkanımıza ve bu konuda katkı sunan tüm kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kim bir taş üstüne taş koyarsa Allah ondan razı olsun diyen bir kültürden geliyoruz. Bugün Arsuz'umuzda yıllarca hayal ettiğimiz bu Akdeniz caddemiz hafta sonları trafiğe kapanmasıyla buradaki esnafımız ve buranın gerçekten bir turizm kenti, turizm ilçesi olduğunun en büyük göstergesi. Bu konuda emeği geçen değerli kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve bölgemizin milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde herkesin kız kardeşi Suzan Şahin vekilime hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Kaymakamımıza ve belediye başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir projeyi başlattıkları için. Bu projenin bir ayağı da kent konseyi. Arsuz Kent Konseyi. Arsuz Kent Konseyi de belediye ve kaymakamların arasında bu projeye katkı sunmaya çalışıyor. Ve yaptığımız toplantılarda bu projenin kalıcı bir proje olması ve bugünkü bu sadece Akdeniz Caddesi kısmının bu projenin başlangıcı olmasını diliyoruz. Rossus Antik Kent projesi kaymakamlığımızın proje sahipliğinde belediyenin de ortaklığıyla Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından hibelendirilerek hayata geçirilmiştir. Valiliğimizin de destekleriyle başlangıç bütçemiz 1.125.000 lira olmuş ve katkı payında belediyemiz sağlamıştır. Bu çerçevede proje içerisinde iki sokakta çeşitli peyzaj düzenlemeleri yapılmış. 48 evin dış cephe tadilatları, sıva bakım onarımları, ahşap tamiratları, çatı tamiratları yapılmış. Dış cepheler mavi beyaza boyanmış. Çeşitli duvar resimleri yapılmış. Saksılar ve çiçeklendirmeler yapılmış. Oturma yerleri yapılmış. Bu şekilde basit dokunuşlarla eski Arsuz üzerindeki toz kaldırılarak bugünkü haline getirilmiştir. Bugün de trafiğe öncelikle hafta sonları kapatılmak suretiyle burada Şirin Ege kasabalarında olduğu gibi ama özellikle üzerine bastırarak söylüyorum Arsuz'a özgü bir Arsuz kimliğiyle
köy içi arsız kimliğiyle burada karşınıza çıkmış bulunuyoruz.